Harika. Elif? Buraya çıkıyorum. Harika. Ne? Aslı ha. Aslı. Ne? İnceden kalın, ince kalın, kalın ince. Mesela güneş. Harika. Arkadaşlar. Burada da ince bir bölüm var, burada da kalın bir bölüm var. Yine titreşimden rengarenkliydi ve böyle indi. Yazılım aracılığıyla yapıyoruz. Ben yapabilir miyim gibi değil. Sen de yapabilirsin, evet. Yani sesin, müziğin hareketlerine göre burada bir takım görseller oluşuyor. Bu bir aslında yazılım aracılığıyla oluyor. Hani biz nasıl kendi sesimizi görselleştirdik ama kendi bedenimizle ya da kendi çizgilerimizle, değil mi? Bu da aslında yazılım aracılığıyla bir tür sesin görselleştirilmiş hali. Yani bize bir takım olanaklar sunabiliyor. En azından son hafta bunu göreceğiz, neler yapabileceğimizi. Program bize dinlediğimiz müzik 3 boyutlu biçimini çıkarıyor. Ama aynı zamanda bu biçim devingen bir biçim, sabit bir biçim değil. Çok da ayrı var. Müzik
olabilir. Ben de bayağı karanlık olurum. Ben de bayağı bir şekil. Evet. Kaldırmayacaksınız. Bora'nınmış bu. Sesini bulduk güzel. Tabii şöyle bir amaç yok. Yani bizim kapımızda bir şeye ulaşma gibi bir amacımız yok. Bu özgün bir çalışma. Nasıl sizin isimleriniz birbirinden farklı, sesleriniz, ritminiz, titreşiminiz birbirinizden farklı. Kendi isminizin resmini çizdiğinizde hepsi birbirinizden farklı, birbirinden farklıydı. Bu çıktıları da farklı olacağını biliyorum. Bu çıktıların teknik olarak ortak noktası aynı yazılımdan, aynı mini minnacıktan çıkıyor bir şey olması. Birbirine benzetmeye çalışmadık. Mesela bu formlara biz karar vermedik. Nasıl geçen hafta projeksiyonla izlemiştik, bir ses, bir ritim, bir şarkının titreşimleri ve biçimi değişiyordu. Yazılım bunu kendi karar verdi ve ortaya böyle bir şey çıktı. Sizin sesinizin şiddeti, sesinizin frekansı, sesinizdeki titreşim ve ritim mesela naz, de, din, su demiştim ya. Mesela sen de o dikitler çıkardın. Benim isim de üç heceli, biraz daha uzun bir isim olduğu için belki bilmiyorum. Bende de böyle sıra dağlar, Titan'ın ön yüzü gibi bir takım. Evet, Titan. Benim isim. Evet. Bu arada seninki çok benziyor. Seninki daha ince. Evet. Bu arada daha kalın böyle daha benziyor. Yok, aa, bak. O benimkisi, Boran'ınki ince olan. Bu seninki çok güzel. Arkalarında da seninki. Bunlar mı yuvarlaktan kesildi? Bunlar da yuvarlaktan kesilmedi. Aslında bir pasta aslında dilimi, pizza dilimi gibi. Bunlar neden mi yapıyorsunuz? Efendim? Bunlar neden mi yapıyorsunuz? Minnacık ama. Çünkü 3D printerler, sanayideki 3D printerler bazen bu masa kadar büyük olabiliyor. Bazen bu oda kadar büyük printerler olabiliyor. Büyük nesneler. Demişti ya, A böyle kendini lider göstermiş, sonra S kendini küçük göstermiş, böyle bir deyim varmış zaten S küçük diye. Aslı Han, burada An var, anı gibi, o yüzden bu da A, burada Nem, bu da A, yani bu ikisi An oluyor. Bu yüzden A da biraz daha geç, hani A böyle yüksekti ya, liderdi ya. Da. Bunlar işte böyle yönetiyor. Burada al. Al. Bakın şu anda şu ekranda gözüken var ya, o bizim kahkahamız. Bunun baskısını yapıyor şu anda. Yavaş yavaş kahkahamız. Onu öre öre yukarıdan aşağı, evet, arkada duran plastiği eriterek yapıyor. Yapıyor. İp gibi, evet. Aynen öyle. Yani sandalye yapmak gibi. Evet. Bu çıkma sıcak mı oluyor? Evet, tabii. Yaklaşık şu anda 210 derecede termoplastik denilen ısıyla çalışan plastik plastiği alıp eritip yavaş yavaş katman 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 örerek şekli oluşturuyor. Mesut, biliyor musunuz? Arkadaşlar, bak, sesimizi buradan görselleştiriyoruz. Ben şahsen şunu kullanıyorum. Gel canım, gel. Bakın. Bak şimdi. Şu anda bak, oluşuyor. Sizinkine benzer bir yapı değil mi? Bakın. Dikkatini çekiyor. İşte sesimizi görselleştiriyoruz. Şu anda ben bizim sesimizi alıyorum. Bak. Yer ver oğlum. Bir dur.
Son 2 3 Sen ne düşünüyorsun Bay Kuşkucu? Hepsini planladım. Evet, hepsini planladık.